olduklarına inanıyorum ve onların çoğunlukta olduğuna da inanıyorum. Ya bugün hakikaten bir gerçek demokratik bir oylama yapılabilse, yargıçlar ve savcılar arasındaki hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına inananların normal vatandaşlar arasında olduğundan daha yüksek çıkacağına inanıyorum. Bunu vurgulayalım ve şimdi başka bir noktaya geleceğim. Şimdi neden erken seçim gerekli veya neden yönetemiyor? Değerli izleyiciler, bakın. İtibardan tasarruf olmaz diye bir lafı var bu iktidarın, değil mi? İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olmaz diye neler yaptı bak. Bir saray yaptı. Nereye yaptı? Atatürk'ün Türkiye'deki tarım devrimine öncülük etmek için kurduğu Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptı. Şimdi bir defa oradan hareketle hemen bir şey hatırlatayım. Atatürk Orman Çiftliği'nin bir başka arazisinde daha konut ve AVM yapıyorlar. Yeni karar çıktı. Maalesef. Felaket bir şey. Yani bu kadar Atatürk düşmanlığı olabilir ya. Yani Atatürk köylü ülkenin efendisidir demiş. Sabanla kazanılan zafer demiş. Eğer olmazsa kılıçla kazanılan zafer sürekli olamaz demiş. Sabanla kazanılan zafer daha önemli. Yani görmüş, her şeyi görmüş, çiftliği de kurmuş örnek olsun diye. Şimdi onu talan ediyorlar. Ya inanılmaz bir şey yani. Neyse. Kışlık sarayı yapmış. Kışlık sarayı kaçak yapmış. Yasalara aykırı yapmış. Danıştay durdurduğu zaman yürekleri yetiyorsa gelsin yıksınlar diye meydan okumuş. Yetmemiş Ahlat'ta bir saray yaptırmış. Yetmemiş Ege'de bir saray daha yaptırmış. Osluk Koyun'da. Bilmem ne yaptırmış filan. Bir uçak almış, bir uçak daha almış, bir uçak daha almış. Orman yangınlarıyla Türkiye yanıyor. Orman yangınını söndürecek tepeden su ve ilaçlı su belki fışkırtacak, yangını söndürecek uçak yok. Ama 10 tane uçak orada veya belki daha da fazla. 13 uçağı var. Helikopterler, şunlar bunlar. Orada çürüyorlar, duruyorlar. Veya kullanılıyor adamlarıyla filan, insanlarıyla kullanılıyor. İtibardan tasarruf olmaz diye. Ahlat'ta yılda bir defa gidip oturacağı 30 Ağustos Dumlupınar Başkomutan zaferini gölgelemek için Malazgirt filan diyeceği bir günlük bir saray daha. Bir de küçük saray, küçük ortağı filan yapılıyor. İtibardan tasarruf olmaz. Koruma ordusunun masraflarıyla bilmem kaç bin tane asgari ücret ödenebiliyor. Ve gittikçe artıyor bu. Hem Cumhurbaşkanlığı olarak hem başka şeylerden örtülü ödenekte kullandığı miktarlar artık milyarları geçti. İtibardan tasarruf olmaz. Koptu. Halktan koptu. Bu kadar basit. Cumhurbaşkanı halktan koptu. Nasıl gelmişti? Devlet millete karşı, millet devlete karşı filan. Şimdi Cumhurbaşkanı kim? Devlet. Ne diyor? İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım diyor. Şahsım devleti. Saraydaki yüksek duvarların arkasında. Onlarca uçağının, yüzlerce korumanın arkasında. Halkla teması filan bitti. Külün küm filan söyledikleri bu. Şimdi bakın, ya akıl alır mı ya? Akıl alır mı? Yani harbiye, deniz, kara, deniz ve hava kuvvetleri, harp okulları mezunları Türkiye'yi kuran başkomutanın izindeyiz, askerleriz diyor. Buradan kavga çıkarıyorlar ya. Buradan kavga çıkarıyorlar. Ey AKP'liler, yapmayın, müsaade etmeyin buna. Yani sizin parti sözcünüz orada haklı. Parti sözcünüz orada haklı. Ömer Bey. Ömer Çelik. Ömer Bey. Neyse. Ondan sonra bugün çıkan kavga, işte Jöleli dedikleri birbirlerine, öbürü de bilmem Metiner filan. O ona çerçöp diyor, öbür ona bilmem FETÖ artığı diyor. Veya o ona hem çerçöp hem FETÖ artığı diyor. O da diyor ki sen kimsin, sen döneksin diyor. Nereden geldin diyor filan. Neden? Mustafa Kemal'in askerleri izlemiş. Kim demiş? İşte deniz ve kara hava okulları. Burada kim kimden yana hocam? Yani Jöleli dediğimiz arkadaş neyi söylüyor?
parti sözcüsünü destekliyor. Ömer Çelik'in çizdiği çerçevenin doğru olduğunu söylüyor. Onun söylediği doğrudur diyor. Esastır. Evet, öbürü Metin nerede? Sen kimsin diyor. Döneksin. Nasıl diyor buna bize diyor. Çerçöp ve bir şey dersin. Yani o karma karışık. Neden karma karışık? Yapılan şey yani o çocukların, mezun teğmenlerin Atatürk ve Mustafa Kemal'in askerleri izlemesinin eleştirilmesi akla, mantığa, siyasete, tarihe her şeye aykırı ya. Her şeye aykırı, vicdana aykırı ya. İnsanın haysiyetine aykırı, çıldırıyor. Benim çevrem hop oturup hop kalkıyor ya. Böyle bir şey nasıl olur ya? Nasıl olur? Yani Atatürk'ün askerleriz diyen asker, kardeşim asker. Asker, mesleği askerlik. Askerlik öğretilmiş ona, askerlik öğretilmiş. Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye'de, Cumhuriyet'te askerlik eğitimi almış. Mezun olmuş, ben Mustafa Kemal'in askeriyim diyor. Ya ne diyecek ya? Çılgınca bir şey bu. Ya çılgınca bir şey yani. Buyurun. Hayret. Şimdi, insanların bunlara tepkisi büyük. Yani şey artık işin şirazesi kaçtı. AKP iktidarının dikiş tutmadığı belli, bu toplumu dönüştürmeye çalıştığı. Şimdi verdiği örneğe bakar mısınız? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ki Haydar Baş'ın oğlu, Genel Başkanı, çok net bir şey söylüyor. Diyor ki, ya onlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Ardından diyor, Cumhurbaşkanı diyor, yaptığı bir açıklamada, paylaştığı bir mesajda diyor ki diyor, ya biz işte 7 tane cami açtık kışlalarda, askeri garnizonlarda. Şimdi işte ya da 4 tane cami yaptırdık ya da 5 tane. Şimdi 17 cami daha açıyoruz. Sanki diyor, Mustafa Kemal'in askerleriyle cami arasında bir sorun varmış gibi. Kendi taraftarına, kendi kitlesine bak biz kışlalara cami açıyoruz diyor. Ve diyor ki ya ben hem Mustafa Kemal'in askeriyim hem de caminin cemaatiyim. Var mı diyeceğim diyor. Şimdi çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Dini tekellerini almaya, dinin sözcüsü ve sahibi gibi davranmaya ve kendi dışındaki herkesi dinsiz, kendisinden önceki toplumu ve ülkeyi de dinsizlerin ülkesi gibi ya da kafirlerin devleti gibi algılatmaya çalışıyorlar. Böyle bir rezalet var. Ama bu bir kere halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç varsa bu tanıma birebir oturan budur. Siz bölüyorsunuz, diğerini ötekileştiriyorsunuz, mahkum ediyorsunuz, dışlıyorsunuz, düşmanlaştırıyorsunuz ve suçluyorsunuz. Suçlayıp mahkum etmeye kalkıyorsunuz. Buna halk tepki gösteriyor. Şimdi AKP'li Abdullah Güler var. Ünlü birçok grup başkanı. Bazı skandallarla hep gündeme geldi. Grup başkan vekili. Şimdi Sivas'ta Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünde konuşmaya gidiyor. Sivaslılar protesto ediyor. Ya. AKP'liler salonu terk ediyorlar. Yani Sivas Madıbak'ın şehridir.